Arkadaşlar, bugün üzücü bir olayla karşılaştık. HDP İzmir İl Örgütümüze bir silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırı sonrasında il binamız yakıldı ve Deniz Poyraz adında bir kadın çalışanımız katledildi. Parti binamızın hemen karşısında polis çadırı bulunmakta. Polisler nöbet tutmakta. Katiller içeri giriyor, arkadaşımızı katlediyor, parti binasını ateşe veriyor. Ancak güvenlik güçleri bu olaylar yaşanıp bittikten sonra harekete geçiyor. Gün gelecek, devrim dönecek, AKP halka hesap verecek. Gün gelecek, devrim dönecek, AKP halka hesap verecek. Gün gelecek, devrim dönecek, AKP halka hesap verecek. Manidar olan nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Katil, evet katil adeta resmi bir törenle binadan çıkarılıyor. Polislerin korumasında, polislerin kucağında aman ha başına bir taş düşmesin edasıyla binadan çıkartılıyor, korumaya alınıyor. Biz bu mizanserleri defalarca gördük, izledik. Katilleri ve azmettiricileri çok ama çok iyi tanıyoruz. İçişleri Bakanlığı'nın dili, Cumhurbaşkanlığı'nın dili, Emniyet Müdürlerinin dili bize bu olayları yaşatıyor. O zehirli diliniz her yeri, tüm Türkiye'yi kan gölüne çevirdi. Adeta her gün her kesim ölüp ölüp diriliyor. İnsanlar nefes almakta zorlanıyor. 20 yıldır bir karabasan gibi insanların üzerine çökmüşsünüz. 20 yıldır lanetli bir veba gibi insanların üzerinde dolaşıyorsunuz. Öfkeliyiz ama çaresiz değiliz. Çare nedir biliyor musunuz? Çare sizin gidişinizdir. Çare demokrasidir. Çare onurlu bir barıştır. Çare hakların demokratik kazanımlarıdır. Tüm Türkiye adeta her gün yasa boğuluyor. Buna ne hakkınız var? Biz sizleri ve bu yönelimlerinizi çok iyi tanıyoruz. Çok iyi biliyoruz. Sizleri Susurluk'tan biliyoruz. Sizleri Roboski'den biliyoruz. Sizleri Sedat Peker'den biliyoruz. Adeta kir fışkırıyor her taraftan. Akıttığınız kanda boğulacaksınız. Bu öfkemiz demokrasiye vesile olacak. Onurlu bir barışa vesile olacak. Hakların demokratik geleceğine vesile olacak. Dün de parti meclisi üyemiz bir arkadaş adeta kaçırılırcasına gözaltına alınıyor. Bir aydır burada göreve başladı. Bir aylık zaman zarfında GBT adı altında 5-6 defa tacize uğrandı. Amacınız ne? HDP'yi susturmak mı? Yıldırmak mı? Çok zor görürsünüz o günleri. Bugün 6.30'uz, yarın 16.30 olacağız. HDP'yi Kobani duruşmalarıyla, kumpaslarla yıldırmaya çalışıyorsunuz. Yasaklı listeler hazırlayarak arkadaşlarımızın siyaset arenasında görünürlüğünü
ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. Ama şunu iyi bilin ki biz yılmadık, yılmayacağız. Susmadık, susmayacağız. Biz Türkiye'nin en büyük üçüncü partisiyiz. Bu ahkam kesenler, mafyalara sırtını dayanlar şunu iyi bilsin ki HDP bir onur mücadelesi veriyor. Bir özgürlük mücadelesi veriyor. Eğer ki bu onurum ve özgürlüğüm bedeli ölümse bedenimizi seve seve ölüme yatırmaya hazırız. Baskınlar bizi durduramaz. Baskınlar bizi durduramaz. Türkiye'yi bu hale getirenler askıda etmek politikası güdenlerdir. Türkiye'yi bu hale getirenler anayasayı askıya alanlardır. Ama biz demokratik bir anayasa ve demokratik bir Türkiye için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bugün hukuku çiğneyenler, hukuku ayaklar altına alanlar şunu iyi bilsin ki adalet ve hukuk en fazla ama en fazla adaleti ayaklar altına alanlar için lazım olacak. Ve biz sizin için de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Adalet diye bağıran herkesin yanında sonuna kadar durmaya devam edeceğiz. Faşizme karşı omuz omuza! Faşizme karşı omuz omuza! Faşizme karşı omuz omuza! Basın açıklamamızı burada bitiriyoruz arkadaşlar. Son bir kez daha siz 21. yüzyılın lanetli bir vebasısınız ve HDP Türkiye halklarını bu vebadan kurtaracak. Bu da size sözümüz olsun. Seyit Rıza'lara da buradan selam gönderiyoruz. O nasıl ki diz çökmedi, biz de diz çökmeyeceğiz. Biz sizin önünüzde hem diz çökmüyoruz hem de yalan ve hilelerinizle sonuna kadar baş etmeye devam edeceğiz.